Arkadaşlarım merhaba. Yine bugün bir ev yapımı tadında amatörce çektiğimiz videolardan birine daha hoş geldiniz. Şunu söylemeliyim ki bugünkü YouTube'a neden video çekilir atılır? Ufak ufak bunlardan bahsedeceğiz. Tabi kabaca bahsedeceğiz, öyle pek detayına girince. Öncelikle ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Hobi amaçlı, nasıl diyeyim, Facebook, Twitter, Instagram gibi nasıl kullanıyorsak o şekilde bir video çekme şeyim başladı. Hani hobim diye ne olursa. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, her ne kadar bunu bu şekilde söyleyeyim olsa da para kazanmak için maksatlı olsa da bu o kadar basit değil. Yani 1 milyon 2 milyon ve katları diyelim, kaç milyon ve üzeri, birkaç yüz bin ve üzeri ya da 1-2 bin ve üzeri, yani 1000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000, 1 milyon 2 milyon 3 milyon 5 milyon, bu gider de gider yani. Abone olup ve işte saat izlemesi bir şeyler falan, reklamlar, şunların hani bunlar da kriterleri gittikçe gidiyor. Yeter ki bu kadar aboneye sahip olun. Yani bunu biraz imkansız gibi göründüğü için benim açım en azından. Şimdilik hobi için. Tabii şöyle söyleyeyim, bunu başkalarının içindeki şeyini kırmak istemiyorum. Hevesini kırmak için değil. Hani o kadar basit olmadığını söylemek istiyorum. Yani. Ama bu amaç için başlayıp amacına ulaşanlar da yok değil arkadaşlar. Veya benim gibi başlayıp bakarsınız farklı bir duruma kayıp kendiliğinden oluşan durumlar da olabilir. İşi profesyonelce yapanlar da var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten yaptığınız zaman, baktığınızda. İşin aslında geliyorum şimdi. Facebook, Twitter gibi Instagram kullanmaya başlayabilirsiniz. Ha, bu nedir? Eğlence maksatlı ve zamana bağlı olarak büyüme gibi düşünün. Bir çocuk gibi düşünün. Çocuk küçük oluyor, büyüyor. Tabii büyütebilirsen, büyütemezsen. Eskiden büyük şeyler vardı, küçük, elimizde şu kadarcık şeyler. İşte sanal dedikleri şeyler, oyunlar vardı. İşte acıktığı zaman şey yediriyorsun, içiriyorsun ama düzgün yapmazsan ölüyordu, yeniden doğum falan filan, bunun gibi şeyler vardı. Yani bununla benzer bir şey gibi düşünün. Düzgün yapamazsanız tabii ki öyle kalır. Aynı yerinde kalır. Bunda tabii bebek gibi ölme falan değil ama aynı yerinde kalır. Öyle gider. Yani internette mesela bunda en büyük, en güzel şey de şu. Farkında olmadan bir araştırmacı gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Hani bazen tabii yaptığınız konuya bağlı. Kimi işte dizi film hakkında değişik bilgiler veriyor. Kimisi işte müzik hakkında, kimisi gezilen yerler hakkında, kimisi işte nasıl bir şeyler yapılır, tamirat, tadilat, bunlar da olabiliyor. Tabii sizin konunuz farklı olabilir. Ve internette ve başka kitaplarda, ne bileyim, gazetelerde, dergilerde, mecmualarda falan, her yerde bir sürü bilgi dolaştığından ötürü bilgi kirliliğine yol açan bir konular ortaya çıkıyor daha doğrusu. İşte burada konunun özü doğru bilgiyi alıp buradan kendi sunumunuzu da ekleyip tarzınızla beraber bunu YouTube'da sergileyebilirsiniz. Ben hep istemişimdir mesela, hani üniversiteyi okuyayım, bildiğim radyo televizyon bölümünü bitireyim, oralarda bir, yani en küçük figürancı bile olsam, bunda şeyim, hani oyuncu falan da bahsetmiyorum, sette ışık tutan birisi bile olsam, bunun kokusunu, oradaki havayı temizlemek istiyorum. Ama tabii nasip kısmet olmuyor, her zaman hayat istediği gibi gitmiyor. Ama burada bir açık kapı sunulmuş. Yani YouTube diyor ki, hem canlı video yükle diyor, yani bunu Facebook falan hepsi de yapıyor da, hem de videonu çek yükle, amacın belki hani sen de bizimle beraber büyümeye devam edersen biz de seni büyütebiliriz gibi, ya da burada yenilip güzel vakit geçirebilirsin gibi. Boş vaktiniz varsa tabii. Bunda en güzel, en çok şey boş vaktiniz. Yani bu kadar bilmiyorum yani, video çek at öyle Facebook gibi, bilmiyorum yani, olabilir aslında ama yani biraz daha emek isteyen bir şey daha doğrusu.
Dışarıda işiniz çoktur, uğraşınız çoktur, vaktiniz yoktur. Bu tabii ki kolay bir iş değil ama vaktiniz var, işten geliyorsunuz. Aslında benim yok ama işten geliyorsunuz. Ya ben uyuyarak değil de biraz daha verimli bir şekilde ya da beynimi dinlendireyim ya da sevdiğim bir şeyi yapayım. İşte zaten sevmediğim bir işi yapıyorsam ben sevdiğim bir şeyi yapıyorum demiyorum ya da sevmediğim bir şeyi yapıyorum demiyorum. Zamanla sevmediğiniz işi bile sevebilir hale gelebilirsiniz. Konuyu oradan oraya atlamayacağım ama en azından yani evimize ekmek götürüyoruz diyelim. Bu şekilde yorumlayalım. Zaten sevdiğimiz işi yapsaydık bunları konuşuyor olmazdık zaten. İnternette dediğimiz gibi bilgi kirliliği dolaşıyor ya da kitaplarda, dergilerde, şeylerde bunları alıyoruz. Hepimiz artık beynimizde gelen bilgi kirliliği acayip birikiyor. Birkaç not alalım. Aslında amatör dedim ama hani bunların hepsini toparlamak için mecburen ben de bir kağıt şöyle göstereyim. Karalamanın süperte bir kağıt. Ben bile okumakta zorlanıyorum hızlı yazdığım için. Buradan göstersem bile siz okuyamazsınız zaten. Yani hani bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? YouTube hepimiz kullanıyoruz ama bilgisayardan ama telefonlardan. Şimdi artık telefonlar tabii Android telefonlarda özellikle bir içerik yükleyebilmek için yani uygulama yükleyebilmek için pardon içerik yanlış söyledim. Uygulama yüklemek için bir Gmail hesabı olması gerekiyor. Gmail hesabı olduğu takdirde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi göstereceğim size. Gmail hesabı olduğu takdirde Google'un diğer servislerine de otomatikman hesap oluşmuş oluyor. Hani onlara da ulaşmış oluyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Şimdi açılsın benim hesabım. Evet açıldı. Şurada görüyorsunuz. Welcome diyor zaten. Evet şuradaki ikonu tıklayarak ikonu tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Google'un diğer servislerini görüyorsunuz. Burada hesabım. Google arama. Bundan hangisine basarsam basayım arkadaşlar. Hepsi hesap açılacaktır arkadaşlar. Buradan YouTube açabiliyorum. Google Play açabiliyorum. Google arama. Haritalar. Böyle gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Yani iOS tabii ki iOS'larda da aynı bu sistem geçerli. YouTube'un herhangi bir şeyine kaydolduğunuzda Gmail daha doğrusu hesabı oluşturduğunuzda YouTube'da zaten yani otomatikman kullanmaya başlamış oluyorsunuz. Küçük bir Excel sunum şey yaptım arkadaşlar. Hazırladım ben. Onu isterseniz ufaktan bir anlatayım size. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada aşağısında görüyorsunuz ama artık ben size imleci takip ederek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu ikonun yanında yeri görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Aynı konu hakkında birden fazla bilgi dolaşıyor. Farklı konular hakkında da dolaşıyor zaten. Bunu takip ediyoruz. Önemli olan bilgi değil, doğru bilgi. Buraya geldik arkadaşlar. Ben bunu biraz daha farklı bir şekilde anlatıp size nasıl biraz felsefi gibi olacak ama şu anlattığım şey yine de bahsedelim. Belki hoşunuza da gider. Benim hoşuma gitti yani. Kendim anlattığım için herhalde hoşuma gitti. Yamuk doğrulara, daha doğrusu çizgilere diyelim. Yamuk doğrulara, çizgilere nasıl düz bakılarak doğru sonuca varılır? Doğru bilgiye nasıl ulaşılır? Anlatıyorum dedim yani. Ben anlatacağım şimdi. Burada biz ya da bizler ya da baş kişiler diyelim. Görüyorsunuz bir insan resmi, gülen bir insan resmi. Bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Fakat buradan burayı da görüyorum. Ama nasıl görüyorum böyle? Şuradan bakarsam arkadaşlar şuradan şöyle üçünü de görürüm. Üç tane bilgi edin. Yani ulaşıyorum. Fakat üçüne farklı. Buradan bakınca farklı. Buradan bakınca farklı yani. Hem mesafe var hem de arada kıvırımlar var yani. Doğru değil yani. Tam şu çivi gibi düz göremiyorum. Yani şunu gibi göremiyorum. Anlatabildim mi? Yani bu oklara odaklanmayalım. Sadece şuraya odaklanalım. Bu şekilde. Sonra buna nasıl bakabilirim yani? Geleceğim buraya arkadaşlar. Aynı kişi. Ben buradaki bilgiyi aldım. Şuradan. Sonra kaynağına gidiyorum. Bu sefer buraya bu şekilde bakmam lazım. Bunu düz görebilmem için bunu bu şekilde aşağı doğru bakmam lazım. Yani şunun gibi oldu bu sefer yine. Düzleşti. Sonra geldim bunu topladım. Dedim ki doğru bilgi mesela şu, şu, şu ya da şu. Bunu bu şekilde. Yine çivi örneğinde bakalım arkadaşlar. Çiviyi gösterdim. Çivi, ya bir pazar günü düşünelim. Bir tahtaya çivi çakmamız gerekiyor. Bize de bugün lazım. Pazar günü hemen hemen her yer kapalı oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Süpermarketler hani böyle
yapı marketler hariç kapalı olabiliyor. Şu an zaten virüsten dolayı her yer kapalı. Bu arada virüsten korunmak için tedbirler alalım. Kanalımda bununla ilgili NTV'nin güzel bir sunumu da var. Oradan ellerimizi yıkamakla ilgili, maske takılması ile ilgili, nasıl önlem almamızla ilgili her türlü şey yer alıyor. İzleyebilirsiniz bunu. Oradan da. Çividen bahsettik arkadaşlar. Yam oldu. Elimizde de son çivimiz olsun. Bunu aynı şuna nasıl düz baktığımız gibi arkadaşlar. Şu çiviyi görüyorsunuz şuradakini. Bunun yamuk olan kısmını düzgün bir zemine getirip yamuk olan kısmını vurduğumuz zaman şuradaki çiviye yakın bir düzgün düzlük elde edebiliriz. Ve bunu yine çiviyi fazla darbelemeden buraya yani çiviyi çekişle vurarak buraya tahtaya oturtmuş oluruz. Bu da nasıl düz baktığımızı, nasıl daha iyi sonuç aldığımızı görebiliriz. İşte buradaki anlatmak istediğim olay da bu. Yani tepeden bakmakla yanına gidip kaynağını incelemek arasında çok büyük fark var. Şimdi internetten alırız, dergiden, kitaptan, şuradan buradan alırız. Bunların hepsini birleştirip oradaki bilgiyi süzebilirsek böyle düzgün bir çivi elde edeceğiz arkadaşlar. Ama yapamazsak bu yamuk çivi böyle yamuk olsa iyi. Daha da yamuklaşır. Düzgün hale de getirebiliriz. Dediğim gibi yamuk çiviyi düzeltip tekrar kullanılabilir. Düzeltip tekrar kullanılabilir. Düzeltilip de. Nasıl kullanılır anlatıyorum dedim. Şimdi başka bir örnek ise ben tamamıyla yani doğal doğaçlama içinden geldi. Tabi bunları ben hazırladım hazırlamadım diye içinden geldiği gibi diyor ama yani basit örneklerle anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çay nasıl demlenir? Birkaç yolu var. Birincisi üst demleye çay konulur. Sonrasında kaynar su demlenir ve çayın çökmesi beklenir. İkincisi kaynar su üst demliğe konulur. Kuru çay üste konulur. Yavaş yavaş dibe çökmesi beklenir. Yine demlenmesi beklenir. Üçüncüsü ise kuru çay yine üst demliğe konuluyor. Soğuk su ile yıkanıyor arkadaşlar. Soğuk su konuyor biraz içine. Bir bardak kadar diyelim ya da iki bardak kadar, iki çay bardağı kadar. Ondan sonra da bunu emziğinden tekrar boşaltıyorsunuz. Hiç su kalmayacak kadar. O soğuk suyla bir kendine gelmiş oluyor. Yıkanmış gibi oluyor yani. Sonrasında da kaynamış suyu üzerine döküyorsunuz. Yine çayın çökmesi bekleniyor arkadaşlar. Üç şekil farklı metot var arkadaşlar. Bunlar hepsi de doğru. Bu da farklı bir şey. Şunu da arkadaşlar bunu ben en fazla bunu yaparım. Çünkü aslında bunu benim mantığımca diyelim bana göre olan doğru tabii. Kişiye göre değişen doğru. Çayı biraz şey yapmış olabilir hani gevremsi bir tat oluşturabilir. Çünkü birden haşlanmış suyu koyunca farklı bir tat oluşabilir. Bazen de güzel de çıkabiliyor. Artık demleyişine bağlı. Şu biraz daha mantıklı. Şu da mantıklı geliyor. İkisi de olabilir. Ha bu da olabilir. Buradaki doğrular gördüğünüz gibi bir sürü internette dolaşıyor. Ama bu kişiye göre değişen doğru. Arkadaşlar. Şimdi ise bir de damak zevki. Şurada da başka bir konu var. Bu kişiye göre değişen bir konu değil. Yine örnek veriyorum. Elektrik anahtarı. Gördüğünüz gibi şurada. Açıklamayı yapıyorum. Elektrik düğmesini açarsak lamba yanar, kapatırsak lamba söner. Bunun başka bir açıklaması yok. Hani bunu gidip sigortadan açarsam kapanır veya şartelden açarsam açılır veya böyle bir şey yok. Çünkü neden? Bütün sistem kapatacak, bütün elektrik kesecektir. Şartelden ya da sigortadan yapılan açıp kapamalar. Bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Lamba açmak için bu anahtarı kullanıyoruz. Bu bilgi ise gerçekten doğru ve değişmez bir bilgidir. Bunun için de yine internetten ya da kitaptan okuduğunuz bilgiler farklı bir şekilde yazması biraz zaten şey olur. Hani absürtlü yani düzgün bir şey olmaz zaten yazmaz da yani. Evet. Şimdi ise arkadaşlar bu sunumun da sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu konunun da sonuna geldik. Yani başka bir videoda tekrar görüşürüz. Dediğim gibi doğru bilgi, doğru kaynak ve doğru şey. Bu bazı şeyler kişiye göre değişmez. Ve burada da her türlü anlatmaya çalıştık. Örneklerle ve kabataslak çizimlerle. Bilmiyorum belki hoşunuza gitmiş olabilir. Tekrar görüşünceye dek sizinle. Herkese iyi seyirler. Görüşürüz.